Ve efendim Yeni Şafak Sözcü diyeceğiz. Sözcü gazetesiyle başlayacağız. Hapis cezası ve siyaset yasağının ardından şimdi de terör soruşturması açtılar. İmamoğlu'na yeni bir kumpas daha. Yüreğin varsa gel yarın seçim yapalım dedi. Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma için sert konuştu. İşleri güçleri Ekrem Bey'i oradan nasıl alacağız? Yüreğin varsa yarın sabah yeniden seçim yap. Haberi böyle aldı. İmamoğlu bir görevli terör soruşturmasını basın toplantısı sırasında telefondan göstermiş efendim. Böyle inceledi diyor. Fotoğrafları gösteriyor Sözcü gazetesinde şöyle hemen manşette. Evet, bir görevli terör soruşturmasını bunun başlayacağını tam da konuşma yaparken aktarıyor İmamoğlu. Devlet var, patron var ama masada işçi yok diyor manşette. Milyonlarca çalışan ve ailesinin hayatını etkileyecek olan asgari ücret işçi temsilcisinin olmadığı masada belirlendi. O da 8.506 lira olarak açıklandı diyor. Ağır hasta olan ve 85 yaşında hapiste ölen Avar dün defnedildi. Diyanetin bugün okutulacak hutbesinde böyle denilecek. Piyango ve yılbaşı kutlaması haram. Ali Erbaş'ın başında olduğu Diyanet milyonlarca insanın kutladığı yılbaşını yozlaşma olarak niteledi. Ayrıca kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, Toto, loto, şans oyunları dinimizce günahtır, haramdır denildi. Buraya hemen biraz önce söylediğim şerhe düşmek de fayda var. Emek gösterilmeden, alın teri dökmeden kazanılan ya da kazanılmaya çalışılan, voley vurma peşinde olan zihniyet ve insanların dünyaya bir katma değer sağlayamayacağı için bu sadece dinle ilgili değil, hiçbir disiplinde tölere edilebilecek bir şey değildir. Dünyaya katma değer yaratmış insanlar da bunu hiçbir zaman onaylamazlar. Dinle alakalı değil yani. Kolay yoldan para kazanma gayreti insanı tembelleştirir, atıl hale getirir ve gençleri de zehirler. O yüzden bu konuya dikkat etmekte fayda var. Yeni Şafak asgari ücret 8.506 lira diyor. Sürmanşette gördüm. Süper Lig'de top başı Microsoft için emsal karar. Albayrak grubunun kurumsal kaynak planlama sistemi satın aldı. Microsoft'ta yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı 1,5 milyon dolarlık davada emsal oluşturacak bir karar çıkmış. Efendim, mahkeme Gold Partner firmasının Microsoft'un Türkiye'deki acentesi olduğuna ve davanın firmaya yöneltilmesine ilişkin karar vermiş. İlginç bir karar. Din konuşmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde vekillere sıkı yönetim diyor. Önemli manşette. İmamoğlu hamlesi Akşener'i masada yalnızlaştırdı. Hemen din konuşmayın kısmına bakalım. Efendim İmamoğlu'na mahkumiyet kararı çıkmasıyla suların iyice dalgalandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde adeta sıkı yönetim ilan edildi. Milletvekilleri kol kırılır yen içinde atasözüyle uyarılırken röportaj ve televizyon programlarında sadece laiklik vurgusu yapılması, dini konulara girilmemesi istendi. Konuşulmaması gereken konular Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından milletvekillerine gönderilen bilgilendirme raporunun konuşulmaması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken konular bölümünde kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi öğütlendi. Daha kendi sorunlarını bile çözemezken diye ekliyor. Altılı masadaki aday belirsizliği, liste ve kadro pazarlıklarının neden olduğu risk alanları Saraçhane ile genişledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane manevrası altılı masada ters etki yaptı. AVM otoparkları 3 saat kuralını hiçe sayıyor. Bazılarında ücret 40 lirayı buluyor. Bunu birazdan özellikle işlemek istiyorum. Daha yeni yaşadım bu problemi. Hatta 155'i aradım. Lütfen Etiler'in ortasındaki AVM'ye gelin ve artık insanların hakkını gasp eden, sözüm ona, çok şahane alışveriş merkezlerine artık daha fazla yaptırım uygulansın. Çünkü 3 saatin altında ben bir tüketici olarak para ödemek istemiyorum. Ama alıyorlar. 31. dakikada beni çıkarmadılar otoparktan. Neyse şimdi gazetelere, yazılı basına burada virgülü koyalım. Bunu birazdan işleyeceğiz. İstanbul'da müthiş bir operasyon vardı diyeceğiz efendim. Ekip arkadaşlarımız çalışıyor. TV100 muhabirleri çalışıyor. Şimdi şöyle bir ayrıntılı hemen haberimize bakalım. İstanbul'da polis çeşitli semtlerden 5 milyon liralık soygun yapan hırsızlık çetesinin peşindeydi. Çetenin adresi tespit edildi, harekete geçildi. Operasyon aksiyon filmlerini aratmayacak cinsten. Polis kapıyı böyle kırdı, içeri daldı.
Şüpheliler tek tek yakalandı. İkametleri didik didik arandı, bakılmadık yer bırakılmadı. İstanbul'da 5 kişilik hırsızlık çetesi vatandaşların kabusu haline gelmişti. Çete çeşitli semtlerde hırsızlık olaylarına karıştı. Elektronik eşya, para, ziynet eşyası, hatta beyaz eşya. Girdikleri adreslerde ne var ne yok çaldı. Çete yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptı. Bazı hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İşte onlardan biri. Çete bir av bayisini gözüne kestirdi. Maskeli bir şekilde gece yarısı içeri giren hırsızlar, onlarca pompalı tüfek, tabanca ve para edecek eşyayı sadece dakikalar içinde çaldı. Sonra da dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Çetenin başka bir olayı daha güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık çetesinin hedefinde bu kez bir apartman vardı. Hırsızlar apartmana girdi, dairelerin kapılarını tek tek dinledi. Oldukça profesyonel olan hırsızlar, dairelerden birinin kapısı açılınca hemen üst kata çıktı, beklemeye başladı. Hırsızlar apartman sakini ayrılınca yeniden işe koyuldu. Bir eve giden hırsızlar ziynet eşyaları ve para çaldı. Çetenin bir diğer hedefi ise bir bilgisayarcıydı. Çete dükkana kepengi kaldırıp ellerinde çuvalla girdi. Ceplerini ve çuvalı dolduran çete üyesi iki kişi çıkarak iş yerinden uzaklaştı. Çete üyeleri bir villaya da girdi. Hırsızlar dakikalar içinde önlerine ne çıktıysa çalıp kayıplara karıştı. Gelen şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis bir ay boyunca hırsızların izini sürdü. Güvenlik kameraları tek tek incelendi, tüm deliller toplandı. Hırsızların kimlik ve ikamet bilgilerine de ulaşıldı. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul genelinde farklı noktalardan 5 ayrı hırsızlık yaparak 5 milyon lira vurgun yapan hırsız çetesi polislerin takibindeydi. Bir aylık takibin ardından polis ekipleri işte o hırsızların adreslerini buldu ve operasyon için şu anda Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği'nden çıkış yapıyor. Emniyetten çıkan polis adrese gitti. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. İşte operasyon yapacağı noktalardan biri burası. Özel harekat polisleri çalışmanı tamamladı. Şu anda önce binaya girecek. Binanın güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra içeriye girerek şahısların gözaltı işlemleri yapılacak. Polis kapıyı önce çaldı. Polis aç kapıyı! Kapıyı açan olmadı, polis koçbaşıyla kapıyı kırdı. İçeri giren polis önce şüphelileri yakaladı. Polis evin altını üstüne getirdi, didik didik aradı. Hırsızlık şahıslarının olduğu ev basıldı. Şu anda hırsızlık büro amirliği ekipleri ev içinde hırsızlık suçundan elde edilen herhangi bir materyaller ve deliller aramaya başladı. Yatakların altı, dolaplar, çantalar, tezgah altları, banyo ve tuvalet. Her yere bakıldı. Aramalarda 2 adet tabanca, yüklü miktarda para ve lüks marka saatler ele geçirildi. 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.